Herkese merhaba, Oğuzhan'ın günlük kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay yumuşacık bir poğaça tarif edeceğim. Umarım sizler tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Ayrıca sizlere tarifime geçelim. Şimdi sizlere malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım fincan toz şeker. 1 paket instant maya. Evet, şimdi sizlere tarifime geçelim. Ve bu tarifim için sizlere un ölçüsü vermiyorum çünkü aldıklarımı kullanacağız. Evet, malzemelerimi koymaya başlıyorum. İlk önce 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. 1 su bardağı ılık sütümü ekledikten sonra 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Malzemelerin hepsine ılık koyacağız, yağ hariç. Ve şimdi yarım fincan toz şekerimi ekliyorum. Mayamı daha güzel aktifleşmesi için. Ve görmüş olduğum 1 su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Hepsini ilk başta ekliyorum ben. Sizler de öyle yaparsanız mayanız daha güzel aktifleşir, daha güzel kabarır, homojenize olur. Şimdi görmüş olduğunuz gibi instant mayamı ekliyorum. 1 paket. Ve bununla güzelce karıştıracağım buna. Tuzunu daha eklemiyorum. Tuzunu şimdi eklersem mayam aktifleşmez. Maya makyajlaşması için tuzumu 1-2 dakika sonra koyacağım. Şimdi bunu görmüş olduğum gibi güzel karıştırıyorum elimle. Şöyle mayanın kokusu çıkasıya kadar. Bunu böyle güzel karıştırmak önemli. Mayanın homojeniz olması için. Mayamız bir nevi bu şekilde mayalandırmış oluyoruz. Umarım sizler tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da desteklerseniz çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi çok değerli kıymetli takipçilerimi şöyle güzel güzel karıştırıyorum. Bu mayayı hiç dinlendirmenize gerek yok, yapabilirsiniz. Şöyle güzel karıştırdım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi üzerine tuzumu ekliyorum. Ve bunu da güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi üzerine unumu ekleyeceğim. Sizlere de kademe kademe göstereceğim inşallah. Sizler de tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Evet, şimdi unumuzu ekleyelim. Evet arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, görmüş olun. Unumu bu kabımda ölçeceğim. Size söyleyeyim, un ölçüsü vermiyorum. Çünkü belli olmuyor. Şöyle ekleyeyim unumu. Böyle bir iki tane eklemem gerekecek, sonra yoğurmaya başlayacağım artık. Şimdi bir defa bir yoğurayım. Sizlere de göstereyim nasıl olduğunu. Ben hemen yoğururum hamuru. Siz de hemen yoğurmaya gayret ederseniz iyi olur. Şöyle geri kalan diğer ununu da ekleyeyim. Yavaş yavaş. Göz kararıyla. Umarım sizlerin yaptığınız poğaçalarınız da çok güzel olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni nereden izlediğiniz yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Görmüş olayım, şöyle biraz daha yoğuruyorum unum ile birlikte. Böyle güzel yoğurmanız hamuru gerçekten çok önemli. Hamuru güzel yoğurursanız mayası da güzel gelir. Yani güzel mayalanır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yoğuruyorum.
eklemem gerekli. Hamurun kıvamında da anlaşılıyor bak. Çünkü eli yapışıyor şu anda. Biraz daha un gerekli. Biraz kıvamını göstereceğim. Nasıl olduğunu bittikten sonra. Şöyle bir kat ütününü yapıyorum. Şimdi görmüş oldum. Şöyle güzelce karıştırdım, yoğurdum. Neredeyse hazır oldu bak. Yuvarlanmaya başladı. Yuvarlanmaya başladıktan sonra hazır olmaya başladı demektir. O aşamaya az kaldı. Evet, hamurum mayalansın artık. Elindeki hamurları şöyle aldırttırayım. Bunları şöyle en son olarak şeklini göstereyim. Böyle bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, şimdi dinlendirmeye geçiyorum. Bir yarım saat kadar dinlendirseniz güzel olur. Yarım saat dinlendireceğim, sonra sizlere döneceğim. Ve sizlere de hamurumu nasıl muhafaza ettiğimi göstermek istedim. İlk önce görmüş olduğunuz gibi şöyle kapağını kapatıyorum. Ve üzerine şöyle bir sofra bezini örtüyorum. Hava sıcak olduğu için çok fazla örtmenize gerek yok. Tezgah da zaten sıcak. Evet, böyle yarım saat dinlendireceğim. Evet, şimdi hamurumuzun üstünü açıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi mayalanmış. Sizlere şöyle göstereyim. Şimdi yoğuracağım bunu. İçindeki gazını çıkartacağım. Şöyle göstereyim sizlere de. Hamurumun nasıl olduğunu. Böyle iyice her tarafından yoğuruyorum şöyle. Hamurun gazını aldırırsanız daha güzel kabarır. Hamurum tam sakız kıvamında. Evet, biraz daha yoğurup sonra poğaçalarımızı yapmaya geçeceğiz. Evet, yoğurdum. Şimdi poğaçalarımızı yapalım. Evet izleyicilerim, şimdi hamurunu alacağım şöyle. Çok büyük olmasın. Bu kadar yeter. Hamur zaten güzel kabarıyor. Böyle az koyunca. Şöyle yaparak daha önce bez haline getirebilirsiniz hamurunuzu. Şöyle yuvarlak şekilde olursa daha iyi oluyor. Tam şu şekilde geldikten sonra fırın kabının içerisine koyabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi fırın kabının içerisinde yağladım. Fırın kabının içerisine koyuyorum. Evet, çok değerli kıymetli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi şöyle sizlere de göstereyim. Şunlar sade olanlar, şunlar peynirli olanlar. Peynirli olanları size çekemedim, vaktim olmadı o yüzden. Evet, sizlere şöyle bir son olarak göstereyim dedim. Ve bunları 15-20 dakika tepsi mayası yapacağız, sonra fırına göndereceğiz yumurtalarını sürüp de. Evet izleyicilerim, çok değerli kıymetli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım pişti. Sizlere de şöyle bir çekeyim dedim. Evet arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Başka videolarımda, paylaşımlarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.